Merhaba arkadaşlar. Yeşil Sol Akademi'nin düzenlediği Murat Belge ile İstanbul hakkında her şey söyleşimize hoş geldiniz. İstanbul hakkında her şey, daha doğrusu her şey biraz iddialı olabilir. Şöyle ki, her şeyin genelde tümü, bütünü anlama eğilimiz vardır. Tümü, bütününü tüketmek, her şeye hakim olmak. Bu da İstanbul'la birlikte düşünülünce elbette zor. Ama her şey aynı zamanda sınırsızlık da olabilir. Sınırsızlığa da kapı açan, birçok şeyle birlikte sınırsızlığa doğru da bize kapı açan bir şeydir elbette. Bu nokta benim aklıma şunu getirdi. 2003 yapımı sanırım Çağan Irmak'ın Mustafa Hakkında Her Şey filmi. Mustafa Hakkında her şey biliniyordur, farkındadır, çok güzeldir. Ama birdenbire filmde aslında Mustafa birçok şeyi bilmiyordur ya da farklı yaşıyordur. Birden o kapı açılır. Ya da Günter Grass'ın Soğanı Soyarken her şeydeki o gizli şeyi yine bana hatırlattı. Günter Grass da hayatının bir bölümüyle ilgili Soğanı Soyarken eserinde soğan bilinç oluyor. Kendi yaşam hikayesi yaşadıklarını toplumsal siyaset yaşanılan her boyutuyla yeniden değerlendiriyor, yeniden yüzleşiyor. O şeyleri kendi yaşamamış gibi veya birçok kendiyle buluşma şansı ortaya çıkan, o kapıyı açan, yani yine sınırlayan değil, sınırsızlığa, sonsuzluğa doğru giden bir her şey. Yani biraz da kabuğumuzu kırma gibi. Murat Belge'nin 1993 sanırım İstanbul Gezi Rehberi kitabında İstanbul'la birlikte düşündüğümüzde böyle bir her şey. Bildiğimizi zannettiğimiz, yani bilir gibi yaşadığımız, onun da farkında olmadan yaşadığımız şeylere aslında öyle olmadığı kapısını açan, kendimizi de işin içine karıştırmak zorunda kaldığımız, sokaklarıyla, felsefesiyle, Hristiyan teolojisiyle, İslam felsefesiyle, zenginlikleri, fakirlikleriyle, her şeyiyle, yani birçok şeyiyle ama içinde kendimizi de dönüştüreceğimiz, kabuğumuzda hapsolmamıza izin vermeyen yepyeni kendilikler. Dolayısıyla tam da bu noktada bireyselliğin bittiği, toplumsallığın başladığı, her şeye doğru, sınırsızlığa doğru kapıyı açan yer olmuş oluyor. Biraz da burada şu var bence, başka ile birlikte kendimizi bulurken dokunmak, hani dokunmak her zaman birçok meselemizin yanında önemsediğimiz, ifade etmeye çalıştığımız, sanki hep eksikliğini duyduğumuz bir şey. Bilgi veya değmek değil de dokunmak. Çünkü dokunmak ikili bir şeydir, karşılıklı bir ilişkidir. Bütün yaşama, sokaklara, her şeye dokunarak, kendimizi de içine karıştırarak yaşamaya başladığımız bir şey. Murat Belge bu anlamda her şey, İstanbul Gezi Rehberi'nde açtığı kapıyla, yani herhalde okuyan herkesten duyduğumuz, kitabı kolumun altına aldım, sokaklara çıktım. Yani dönüşümün, değişimin başladığı yer oluyor. Ki İstanbul'a da sınırlı değil. Onun bize ve bütün hayata kattığı bu yolculuk. Sanırım 4 cilt oldu şu an. Başka Kentler, Başka Denizler eseri de bütün dünya ile bu yolculuğa çıkaran bizleri bir eseri. Bu kitaplarla birlikte sadece yazar Murat Belge demek istemiyoruz tabii ki, hepimizin bildiği gibi. Murat Belge, yazar Murat Belge, akademisyen Murat Belge, çevirmen, birçok birikim dergisi gibi, dergilerin iletişim yayınları gibi kuruculuğunu, yayın yönetmenliğini yapmış. Bilgi Üniversitesi'nde Fen Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyatlar Bölüm Başkanlığı'nı yapmış. Şu an hala Bilgi Üniversitesi'nde ilişkileri, öğretmenliği devam eden, yani birçok söyleyebileceğimiz ünvanların, değerli ünvanların dışında daha çok şey, bu ünvanlara sığmayacak çok daha fazla şey, hayat için, tarih için, politika için diyerek sözü ona bırakıyorum. Merhaba, teşekkür ederim. Bu her şey hakikaten tehlikeli bir kavram. Ne var ne yok
sorusu karşısında parçalanan bilgisayar fıkrasını biliyorsunuz herhalde. Şeyde her şey deyince ne var ne yok şey iflas edebilir bütün sistem. Ben aslında bir şey öyle düşündüm, bir kısa tarihçe yapayım İstanbul'la ilgili. Çünkü benim bu her şeyin büyük kısmı tarih. İstanbul'un işte çeşitli dünyanın en eski kentlerinden biri. Dolayısıyla çok zengin ve kendi içinde de çeşitlilik gösteren bir tarihi var. Onu hani şöyle bir özetleyeyim. Oradan bazı şeyleri yalnız vurgulayarak özetleyip o vurguladığım şeyleri de bugünkü duruma bağlayayım diyorum. Çünkü tarih konuşmadan olmaz ama bugüne gelmeden de olmaz. Ve ayrıca bugün İstanbul dediğim, yani İstanbul'la ilgili bugün zaman zarfını kullandığımızda yani bundan 25 sene önce bu kadar kritik olmayabilirdi. Şimdi epey kritik bu bugün. Evet, bildiğiniz gibi, hep öğrendiğimiz gibi Bizas adında bir Yunan bir tür önder, lider, onunla birlikte bir gemi, halkı, adam yelken açıp buraya geliyorlar. Hikaye genellikle oradan başladı diyebiliriz. Bu şey eski kentler medeniyetinde bir kent nüfusu iyice kalabalıklaşınca, yani artık kent yaşayan insanlara yetmemeye başlayınca böyle bir kural, bir gelenek var. Artık kurayla mı ayarlıyorlar, ne yapıyorlarsa kentin bir kısım adam başka bir yere doğru yol açıyor ve gittikleri, yani uygun bir yer bulup kendilerine orada yeniden bir kent kuruyorlar. Yani bu hani biyolojide bölünerek çoğalma diye bir şey vardır, kavram vardır. Bu eski zaman şeyleri, kentleri de bölünerek bu şekilde çoğalıyorlar. Tabii gidenler daha önce bildikleri kentteki işte kurallar, yasalar, teamüller vesaire neyse onları gittikleri yerde de yaşatıyorlar. Yani onun bir tür kopyası gibi hakikaten yeni bir şey, hayat başlatıyorlar. Mesela benim şimdi aklıma gelen bizim Ege'deki Foça'dan kalkıp giden adamlar Fransa'daki Marsilya kentini kuran adamlardır. Yani böyle bir şeyler, kardeşlikler, akrabalıklar var kentler arasında. Bu ille yani Yunanlar diye söyledim ama ille Yunanlar değil sanırım, bu kent mantığında daha erken tarihlerden başlayarak böyle bir şey var. Yani bir soruna böyle bir çözüm bulmuşlar, bu nüfus artışı sorununa. Mesela Kartaca kenti de işte Suriye'den, şeyden Sayda veya Surlu kentlerden birine gidenler kurmuştur falan. Neyse, böylece adamlar geliyorlar. Bu hep dinlediğimiz masallara göre de yarı masal ya da dörtte üç masal neyse. Bizas'a demişler, körler kentine gideceksin, onun karşısına şey yapacaksın, kendi kentini kuracaksın. O da gelmiş buraya, Sarayburnu'nun orada. Karşıda Kadıköy var, daha eski. Kadıköy'de oturanları görünce, var mı aranızda Kadıköy'de çok? Herhalde körler bunlardır demiş. niye demiş? Çünkü işte Boğaz geliyor, Haliç var falan. Kadıköylüler bunlardan yoksun gibi. Herhalde bunlardır deyip şeyde Topkapı Sarayı'nın bulunduğu tepelikte
kentini kurmuş. Yani şimdiki bildiklerimiz hemen hiçbir şey kalmamış o şeyde, Bizans'ın kurduğunda. Ama hani o Cağaloğlu Kız Lisesi vardı. Cağaloğlu Kız Lisesi'nin bahçe duvarının taşlarını Bizans'ın surlarının kalıntısı filan diye söylerlerdi. İnanmazdım ben, mümkün değil ama o civardan demek ki. Yani çemberli taş, işte türle filan dediğimiz yer oradan aşağıya doğru. Şeyin Bizans'ın kurduğu kent o kadar küçük bir şey. Tabii şimdi yani John neydi bizim John? Freely. O bana söylediydi, aslında bu Bizans falan da buraya gelmeden önce Samatya taraflarında bir köy varmış bu şeyde, Yarımada'da demişti. Olabilir. Nitekim Yenikapı'da işte o şey limanı araştırmaya başlayınca daha 10 bin yıl geriye götüren şeyler, neolitik işte parçalar, şunlar bunlar buldular. Demek ki burada hep birileri bulunmuş, oturmuş ama kent kurmak ilk işte bilinen şeye, Bizans'a kalmış. Şimdi aslında Kadıköy'de oturanlar kör falan değil. Onların oraya yerleştiği tarihte, tabii yine ticaret var, dünyada her zaman ticaret var. Burada da Boğaz kıyısı, Karadeniz vesaire ticaret için gayet elverişli bir yer. Ama daha önceki navigasyon teknikleriyle Boğaz'ın Anadolu kıyısında oturmak daha elverişli geliyormuş. İşte rüzgarlar vesaire neyse o kadar navigasyondan anlamam. Yani pekala adamlar körlükten mörlükten değil bilerek doğru bir karar vererek oraya yerleşmişler. Şimdi bu kent çok fazla sürmüyor hayata. Gerçi sürüyor o da. Bu 700'lerde dediğim milattan önce 700'lerde geliyor. Şeydir bu, Atina'nın yakınlarında, Atina'dan güneye doğru inerken Megara diye bir kasaba var. O zaman da kim bilir işte 10-15 bin kişi nüfusu oldu herhalde ve siz gidin dediler. Şimdi de 30 bin kişilik falan bir kasabadır. İçeride şey, deniz kenarında da değil, oradan kalkıp buraya geliyorlar Bizans'ın önderliğinde. Bu Romalı imparatorlardan Septimius Severus kuşatıyor, savaşarak kenti alıyor ve o zamanların şeyine göre, etosuna göre savaşarak almak zorunda bıraktıkları için adamları cezalandırıyor, yani şehri yakıyor. Bu da Bizans'tan bize hemen hemen şişe kalmamasının herhalde şeylerinden biri, nedenlerinden biri. Fakat bir zaman sonra gene aynı Septimius Severus'un burada şehir kurmaya başladığını görüyoruz. Ne demek bu? Ben halt ettim dedi herhalde. Yani burada duran şehri durup dururken yaktım. Halbuki bu lazım. Lazım yani işte demin söylediğim gibi Boğaz, Karadeniz, ticaret vesaire. Yakıp yıkmakla olacak bir şey değil bu. Fakat daha henüz şey olmuyor. Yani Bizans'ın kurduğu kenti de çok yerlerde bırakan bir şey olmuyor. Bu daha miladı geçiyoruz. 300'lere falan geliyoruz. Roma İmparatorluğu'nun bir takım içsel sorunlarının bir sonucu olarak İstanbul yeniden gündeme geliyor. Bu da büyümüş iyice şey Roma. İşte İbn Haldun'un falan da anlattığı gibi yani bu döngüsel tarih bakışına sahip tarihçiler biyoloji analojisiyle anlatırlar şeyi, medeniyetleri. Yani işte doğar, büyür, çocuktur, büyür, delikanlı olur falan. Ondan sonra orta yaşlılığa gelir derken ihtiyarlar göçer.
o göçerken yeni göçebeler gelmiştir. Başka anlamda göçebe. Onlar yeniden bir şeyde İbn Haldun'un asabiye dediği enerjiyle yeniden o medeniyeti kurarlar. Sonra onlar ihtiyarlar falan. Yani Roma'da artık şeyini, enerjisinin bir hayli kaybetmiş. Enerjisini, devlet veya medeniyet enerjisini kaybedince insanlardaki iktidar enerjisi artar. Nedense daha bir vahşileşirler falan filan. Ama şimdi ikiye ayırıyor şey, Konstantin işte. Doğu Batı diye ikiye ayırıyor. Ve iki tarafın birer imparatoru var. Bir de şey, Amerikalıların vice president'ı gibi bir de ikinci imparator var. Böylece o iktidar denen şeyi bir kişiye bırakacağını dörde bölmüş oluyor ki yani dört kişi birbirlerinin gözünü oysunlar. Yani biraz daha şey, vakit kazansın geri kalan. Böylece Doğu ve Batı Roma çıkıyor ortaya. Şimdi burada da ilginç hikaye. Konstantin kararı veren. Ve Konstantin aslında bu yeni bir yer arıyor kendi, Roma'dan gayrı bir yer arıyor. Çünkü Roma muhafazakar, Konstantin'in ise annesi Elena Hristiyan olmuş, kendisi de daha sonra olacak ölümüne doğru. Ama genel koşullardan ötürü yani bu Hristiyanları ezerek, yakarak, makarak falan bu iş olmayacak, serbest bırakma fikrinde. Ama serbest bırakıp da kendisi Roma'da oturursa, Roma'nın senatörleriyle başı derde girecek. Kimsenin Jüpiter falan diye inandığı yok. Yani artık çağ geçmiş. Ama işte bütün o Jüpiter inancının bilmem neyin çerçevesinde bütün bir Roma düzeni kurulmuş. Roma'daki senatörler de bunun İlk yiyicileri bunlar yani sistemin. Dolayısıyla bu şey bozulmasını istemiyorlar. Dolayısıyla biraz kendi yerleşmek üzere yeni bir yer arıyor. Ve önce Troya'ya gidiyor. Şimdi klasik dünyadan bahsediyoruz. Yunan-Roma medeniyeti. Yunan-Roma medeniyeti deyince edebiyatta İlyada. Yunan edebiyatı ama işte ondan Vergilius almış. Roma'ya da getirmişler. Dünyada edebiyat deyince bir numara İlyada'yı biliyorlar. Dolayısıyla o da ilkin Troya'yı bulmaya gidiyor. Troya kalmamıştı diyor öyle bir yer. Şimdi burada mantıki saygıdeğerli olan bir yer bulmak lazım. O saygıdeğerlik işte bundan sonra kurulacak şehrin geleceğini belirleyecek. Fakat ne oluyorsa onun hakkında bir şey yok, tarihe geçmiş bir kayıt kuyut yok. Çanakkale tarafından vazgeçip buraya geliyor. Ne olabilir diye baktığınızda yani çok da uzun boylu düşünecek bir durum galiba yok. Haliç var. Yani geri kalan koşullara baktığımızda işte İstanbul Boğazı'ndan daha geniş şey Çanakkale Boğazı. Burada bir akıntı varsa biraz daha hafif orada var. İşte aynı şey, ulaşım da aynı şeye sahipler ama burada bir Haliç var, orada bir Haliç yok. Haliç ne demek? Her türlü rüzgarda, her türlü mevsimde güvenilir, sağlam bir liman demek. Bu da tabii çok şey fark ettiriyor dediğimiz milattan sonra 4. yüzyıl koşullarında. Böylece geliyor buraya ve kenti kurmaya başlıyor. Şimdi bir süre sonra da kendisi de Hristiyan olacak ve dolayısıyla bu Konstantiniyye diyebileceğimiz yeni kent aşağı yukarı kuruluşundan itibaren bir Hristiyan kenti olarak hayatına başlayacak. Bir Hristiyan kenti olarak başlayacak ama aynı zamanda da Yunan-Roma medeniyetinin bir devamı olacak. Yani bir tür şeydir, kendi içinde bir sentez potansiyeli taşıyan bir yer.
değer bu. Kurduğu kentin surları, tabi deniz kenarı, işte şey, Haliç tarafı falan, bunlar üç aşağı beş yukarı bugünkü gibi surlar, ama kara surları şeyden, un kapanından Yeniköy'e, yani Fatih, Samatya vesaire falan kent içinde değil. Düşünmemiş yani oralara kadar kentin büyüyeceğini. Ama 5. yüzyılın başında Theodosius imparatorken zaten ahali şeye dayanmış bu surlara, onun üzerine onları bırakıyorlar ve bugün gördüğümüz kara surlarını 408 falan gibi bir tarihte yapıyorlar. Bu yani Konstantin'in hem ileri görüşlülüğünü yansıtıyor, demek ki kısa zamanda büyüyecek bir kenti doğru yerini bulup kurmuş. Ama bir yandan da kısa kalmış görüşü, çünkü onun beklemediği kadar erken bir tarihte onun koyduğu sınırları falan aşarak gelişmiş. Şimdi burada bir şey, duraklayalım. Kentleşme tarihi. Uzatmaya gerek yok, Sümerlerden falan başlatmayayım ama yani Greco-Roman kenti diye bir şey var. Aşağı yukarı Yunan medeniyetinin başlangıcıyla eş zamanlı bir şey. Şimdi biliyorsunuz Akropolis denilen yer. Bir yerde kent kurmaya karar veriyor adamlar. Bu neleri gözetecekler? Her şeyden önce güvenlik. Yani önüne gelen adamın gelip kolaylıkla ele geçirebileceği bir yer olmalı. Bu çok zaman yüksek bir yer gerektirir. Tabii yükseklerde kent kurduğun zaman bu bir güvenlik tedbiridir ama kendini de zora sokarsın, ha bile yokuşturmanacaksın. Yani, saldıran olmasa da sen yokuşturmanacaksın. Yahut da sudan yararlanmak. Bu bir nehir olabilir. Olursa deniz daha da iyi. Ama İstanbul harika, yani bir üçgen, bir yarımada. Demek ki burada şehrin büyük bir kısmında güvenlik için sen denize güvenebilirsin. Şeyi çevirdin mi, işte o karayla bağlı olan kısmı, o zaman büyük ölçüde kendini garantiye aldın. Akropolis en yüksek yeridir bu seçilen, beğenilen yerin. Bu da tabii anlaşılır bir şey, tanrılara şey yapıyorsun. Adıyorsun orayı, tanrılar yüksek yer sever, onun için işte Akropolis'i onlara veriyorsun. Kentin bitirdiği yeri de Nekropolis, orayı da ölülere tahsis ediyorsun, mezarlıklar orada kuruluyor. Şimdi Greco-Roman kenti tasavvur olarak bunu tasarlayan insanların düşünce tarzları çerçevesinde geometrik bir kenttir. Yani geometrikten kasıt caddeler, sokaklar şeyin, engebenin izin verdiği ölçüde birbirini dik açılarla kesmeli ve şey, mümkün olduğu kadar uzun olmalı. Dolayısıyla işte böyle gidenler, böyle gidenler, ızgara tipi kent çıkıyor karşımıza. Ki bu şeyde de var, yani sadece Greco-Roman şehircilik anlayışında da işte Beijing falan filan, orada da gene bu dikdörtgen modeli kullanılmıştır. Kamusal yapılara ihtiyaç var tabii. Kent hayatı çeşitli kamusal kurum, yapı vesaire gerektiriyor. Bunların da idare merkezi falan gibi, işte Britanyum vesaire, belediye, şu bu,
ama belki daha önemli olanları kamusal, sosyal vakit geçirecek yerler. Yunan medeniyetinde biliyorsunuz bu tiyatro. Şeyden geliştirmişler, daha belki tam kentleşme ve başlamadan önce işte çeşitli ayinler, özellikle Dionysos şarap ayinlerinden. Ama yani tiyatro şey haline gelmiş, hayatlarının merkezi haline gelmiş. Öyle ki bir kere herkes yazıyor, oyun yazıyor. Herkes oynuyor da. Bayağı kuran şeye sıraya bindirmişler, kent halkı. Senin sıran gelince çıkıp tiyatroda, işte koroda, şurada, burada neyse yani oynuyorsun da. Ayrıca öyle profesyonel oyuncu falan, bunların oluşması zaman alıyor başlangıçları. Kendi kendilerine yapıyorlar bu işleri. Ana caddeler var. Caddeleri işte dediğim gibi dikine kesen sokaklar var. Şimdi böyle bir yapılanma saydam bir kent dokusu çıkartıyor ortaya. Ne demek istiyorum saydam derken, yani bir yerden baktığın zaman mümkün olduğu kadar uzun bir mesafeyi içerilere doğru görüyorsun. İklim de oldukça müsait olduğu için Akdeniz iklimi, bütün bunların olduğu yer. Bir hayli de açık hava bir hayat var şeyde, Yunan-Roma kentinde. Açık hava tabii bu Agora denen yeri getiriyor. Agora çarşı pazar yeri ama aynı zamanda insanların kendiliğinden toplandıkları yer. Dolayısıyla bu kent demokrasisi dediğimiz görece çok sınırlı, işte şeyden, eli silah tutan erkeklerden oluşan, işte kentine göre 500 kişi olabilir, 5000 kişi olursa çok büyük olur falan filan. Ama bu insanların konuştukları, işte meclis toplayıp verecekleri kararlara daha gelmeden önce o neler tartışılıyor, öyle mi diyelim, böyle mi diyelim falan, bunları görüştükleri çok sağlıklı bir şey Agora. Mesela bugün Türkiye'nin falan kaydettiği önemli şeylerden biri. İnsanlar birbirine yüz yüze konuşuyor, görüşüyor, fikir alışverişinde bulunuyor. Sonra da hepsi birden gidip mesela işte bu yılki şarapları Sparta'ya mı satalım, bilmem Kalamata'ya mı satalım falan filan gibi kendi ilgilendirecek kararlar haline getirecekler bunları. Ama görüşmeleri niye öyle, niye onlar kaç veriyor, bunlar ne yapar falan. Bunlar bu Agora'da olan işler. Yani şeyde İstanbul'da bu Greco-Romen temel tasarıma göre yapılmış. Şeyi düşünürsek muhtemelen Konstantin Hristiyanlık konusunda fikri farklıydı falan filan ama o işte daha önceden duran Akropolis'i ne yaptı? Yani pek onun ortadan kaldırdığını sanmıyorum. Akropolis'e doğru giden bir kent oryantasyonu var. Şeyde bugün hala biraz o şeyi görebiliriz. Yani gelin Ayasofya'ya, bilirsiniz Ayasofya'nın önünde durdunuz, karşınızda divan yolu açılır, şeye doğru gider, batıya doğru gider. Orada bir neyin nesi bu diyebileceğiniz, eğer herhangi bir vesileyle tanışmadığınızda bir anıt gibi bir şey vardır, kırık bir taş. Aşağıda bir yerdedir o. Milyon taşı. Milyon taşı şeye göre, Konstantinopolis inancına göre dünyanın başladığı yer. Sıfır kilometre. Yani bu iki kent, Roma ve Konstantinopolis, bütün yollar Roma'ya çıkıyor. Ama bütün yollar da İstanbul'dan başlıyor gibi.
önemli bir şey var. Çekişme var aralarında. Ayrıca Roma 7 tepe üstünde kurulu. İşte Kapitolin ne unuttum şimdi. Onlar sahiden 7 tane tepedir. Bizimkisi tepe taklidi. Ama 7'den aşağı olmayacak yani. 7 zaten mistik rakam, yani bir hikmet vardır. 7'de. Ve bu şey, ana cadde, Mesa diyor bu. Milyon taşıyla başlar. İlk olarak Çemberli Taş'a gelirsiniz. İşte o forumlardan biri. Çoğu fora. Sütun malum. Konstantin'in sütunu bu. Çemberli Taş dediğimiz şey, taş. Yuvarlak bir forum. Kolonat, yani revaklı etrafı sütunlarla tutulan bir şeyi var, çatı gibi. Demin şey dedim ya, yani işte niyeti bozmuştu Konstantin, yani şeye doğru gidiyordu, Hristiyan olmaya doğru, ama bir yandan da işte kent Yunan-Roma geleneğinin bir yeni aşaması olarak kuruldu. Bu Konstantin heykeli yok tabi yüzyıllardır. Bunun bir tür özeti gibi. Çünkü Konstantin Apollo kılığında lir çalıyor. Yani şimdi Hristiyan ve Apollo biraz işte öyle bir sentez bu yani şey. Ondan sonra gidiyoruz gene. Çemberli Taş'ı bırakıp şeye geliyoruz, Beyazıt'a. Beyazıt'ta da gene doğal olarak bir meydan yapısı var. Bu Tauri meydanı. Yani Boğa meydanı. Toro. Tauri. Orada da şimdi de görüyorsunuz. Oradan geçerken çeşitli şey alınlıklar, sütun kalıntıları, şunlar bunlar. İşte onlar da o Forum Tauri'den bugüne kalan şeyler. Biraz daha gidince de bugünkü Aksaray'a geliyoruz ki bu da Forum Bovis. Bovis'te işte beef, beef falan filan şey, inek, sığır anlamında. Aksaray'a gelince yol ikiye ayrılıyor. Yani dolayısıyla başlangıç noktası işte şey tarafı, Avusturya'nın meydanıdır o. Şimdiki Ayasofya şey, Sultanahmet camileri arasında kalan Avusturya'dan başlıyor. Kuyruğu ikiye bölünüyor, yani bir Y oluşturuyor. Ve işte bir sürü sokakta bu Y'yi çeşitli yerlerinden kesiyor. Bu arada daha bir yan yol gibi bir şey de gene Aksaray, hatta Aksaray-Beyazıt arasından bu şeye doğru geliyor. Bozdoğan kemeri dediğimiz bizim Valens kemeri. Ve orada da Nymphaion denilen muazzam bir şey var. Havuz, şeyden akan sular, havuza da akıyorlar falan. Şeyden Y'nin kuzey ayağı, Fatih Camisi'nin olduğu yerden, işte tepelerden biri geçiyor. Oradan Edirne Kapı'ya geliyor. Edirne Kapı tabii Hadrian Kapısı. Hadrian'ı biz Edirne yapmışız. Edirne'ye giden yolun başladığı yer. Şehir kapıları genellikle nereyle bağlıyorlarsa kenti, o onun adıyla anılır. Güneydeki giderken mesela orada Kıstaşı vardır Fatih'te. Demek ki orada da bir forum vardı gene sütunlarıyla falan. Çünkü forumlar mutlaka bir sütunla şey yapıyor. Güneydeki bacak Cerrahpaşa'ya doğru gidiyor. Cerrahpaşa'da işte şey var.
sütunlardan biri Hadrian'dı galiba, değil mi? Unutuyorum. Yaş ilerleyince ben de bu şey isim unutma şeklinde başladı. Yani sabah uyanıyorum, birinin ismini unutmuş oluyorum. Şu anda unutuyoruz. Dört heykel varmış. Kıstaşında dört heykel varmış üstünde. Dört tane kız, genç kız heykeli. Onlar şey herhalde, Nikea, Zafer, şey tanrıçası. Arkadius. Arkadius. Arkadius sütununun kaidesi hala duruyor. Biraz mizahi bir şekilde duruyor çünkü işte evlerin arasında sıkışmış. İçine girmek mümkün ama onun içine girmek için evden geçmek lazım. Zile basıyorsunuz bir ahşap ev. Suratsız bir yaşlı kadın bakıyor yukarıdan. Eğer gözü tutarsa gelip açıyor kapıyı. Terlik veriyor çünkü bir taşlıktan geçilecek. Ayakkabıları çıkarıyorsun, terliği giyiyorsun. Sütuna gelince de terliği çıkarıp ayakkabıları giyiyorsun. Merdivenle yukarı, orada böyle balkon gibi etrafa bakabiliyorsun. Arkada tamirhane bilmem ne falan, böyle bir matrak bir yer. Hoş. Böyle şeyler aslında korumak lazım yani. O kadının hayatta da olduğunu sanmıyorum. Kızı vardır mesela, onu maaşa bağlamalı bu sefer. O açsın falan yani. Folklorik şeyler bunlar. Evet, ve şeye geliyor, Yedi Kule'ye geliyor. Şimdi bu da ilginç, yani Yedi Kule aslında kapı olarak yapılmamış. Yedi Kule'de gördüğümüz şey, Konstantin dediğim gibi un kapanı şey arasında, Yedi Kapı arasında surların yaptırıldığı sırada bu da yapılmış. Fakat bu şehir dışında bir zafer takı olarak yapılmış. Şeyden batı illerinden veya batı dünyasından zaferle dönen Bizans imparatorunun işte geçerek kente geleceği bir tak olarak yapılmış. Ama şehri büyütme bir zorunluluk haline gelince ihtiyacı, o zaman o surlara, kara surlarına oradan başlayıp şeyde kapıyı da entegre ediyorlar surlara. Yanında ayrıca bir küçük kapı vardır, hatta üstünde Bizans'ın çift başlı kartalı falan, ama şey üç girişiyle Yedi Kule oldukça şaşalı. Gene aynı şekilde zafer takı olarak da kullanılmaya devam etmiş daha sonra. Şimdi Bizans'tan ve Septimius Severus'un sonradan yaptığı kentten pek bir şey kalmamış herhalde. Tahmin ediyorum şeyde o sırada yapılan Akropolis'te çok uzun ömürlü olmamıştır, olduğunu sanmıyorum. Bir laf falan geçmiyor yani, bir böyle bir konu yok. Konu olmadığına göre herhalde daha önce yok oldu, gitti. Fakat şey böylece işte Doğu Roma kurulmuş oluyor. Doğu Roma şey olarak, imparatorluk olarak bu Roma'yı yıkan barbar akımlarının yani Germanik adamların şeyinin rotasının dışında kaldı. Onlar daha kuzeyden gitmeyi tercih ettiler. Hangi nedendeyse. Ve dolayısıyla şey Macaristan falan üstünde geçerek Batı Roma'ya yöneldiler. Doğu Roma böyle sığınıp kaldı. Yani sırtından adamlar geçtiler ama burada kimse şey yapmadı, oyalanmadı. Dolayısıyla da Batı Roma'nın ömrü fazla olmadı ama doğru mu yaşadı ve işte daha Konstantin şeyinden
sağlığından başlayarak da Hristiyanlık burada bir şey haline geldi. Hristiyanlık önemli bir ayraç ama şimdi bu Doğu Batı diyoruz. Yani Doğu Batı sonuç olarak nötr laflar. Güneş oradan doğuyor, batıyor. Bunun için bulduğumuz laflar. Ama bunun üstüne dünya kadar anlam yüklenmiş. Doğu, batı deyince her şey bunun içinde bir şekilde yer alıyor. Peki bu ne zaman oldu diye düşününce bu imparatorluğun ayrılmasıyla. Ha tabii daha önce şey var, Pers, Grek bitişmesi, işte şey, İskender'in Hindistan'a bilmem niye doğuya, yani Doğu başka bir dünya, Batı başka bir dünya denilecek neler oldu tarihte? Şeyden, Helenik tarihte bu şeyler oldu. Özellikle Perslerle Grekler kendilerini ayırt etmek, aralarına mesafe koymak gereğini duydular. Arkasından şeyde, Doğu Roma, Batı Roma. Doğu Roma ve Batı Roma diye kendilerine ayırdıkları zaman, o da Roma, o da Roma, ne burada bir ayraç rolü oynamış olabilir? Herhalde birisinin Yunan dilinin etrafında gelişmiş bir kültür, öbürünün de Latince bir, Latin dili çevresinde oluşmuş bir kültür olması bunların arasında bir şey, bir ayrılık yaratıyordu. Doğu Roma kaldı. Şimdi yalnız Kur'an Bizans falanını kurdu dedikten sonra adını söylemek gereğini duymadım. Ama bugünlerde Bizans lafını sık sık kullanmak durumundayız. Bu neyin nesi? Bir hatır şinaslık mı? Değil tam. Pagan bir medeniyet ve bir imparatorluk olan Roma ile bu Doğu Roma aynı şey değil diyor tarihçiler. Ne zaman diyorlar bunu? 18. yüzyılda. İkisi de yok artık ortada. O zaman yani bunların birbirinden farklı olduğunu belirtecek bir adlandırma yapalım diyorlar. Bizans'ta da o zaman çıkıyor. Yani bizim Bizanslı dediğimiz adamların haberleri yoktu kendilerinin Bizanslı olduğundan. Onlar Romalı olduklarını düşünüyorlardı. İşte o Roma'yı da biz kendi telaffuzumuzda Rum yaptık. İşte Rumi bilmem ne falan dediğimizde Romalı demektir. Tam ne zaman başladığında kestirmek bir spekülasyon konusudur. Yani ne zaman Roma'ydı, ne zaman Bizans oldu. Yani Bizans olmadı ki. Yani şey, Alman tarihçiler akıl edene kadar Bizans diye bir şey olmadı. Onun için yani çeşitli şeyler önerilir. İşte şu tarihte Bizans başlamıştır falan diye. Ben bayağı erken alırım kendi hesabıma. Şuna dayandırarak, Justinianus malum, erken büyük imparatorlardan 6. yüzyıl işte. Ayasofya'yı yaptıran adam, Batı Roma'yı tekrar kurmak için sefere çıktı. İşte bir Afrika seferi vardır, İtalya seferi vardır. Herhalde onun da dedi. Çünkü bir şeyi kaybettiğin zaman onu restore etmeye kalkarsın. Bu da restore etmeye 6. yüzyılda kalktığına göre demek ki Roma bitmiş yani o tarihteki yeniden kurmak gereğini duyuyor. Benim sübjektif şeyim. Genellikle daha 10. yüzyılda falan şey yaparlar, ertelerler. Neyse işte Bizans tarihine falan da gidecek halimiz yok. Fakat olaydan sonra işte çeşitli kuşatmalar falan atlatıyor Bizans. Bu
Bulgarlar kuşatıyor, şeyler. Avarlar kuşatıyor, yani batıdan gelen var, şeyden de doğudan da Müslümanlar geliyorlar, deniyorlar, olmuyor. 1204 şeyin, Bizans'ın teslim bayrağını çekmesi, 1453'e önceki tek olay bu, o da işte 4. Haçlı Seferi. Biraz da Fak'a bastırılıyorlar falan, yani Haçlı Seferi gelmiş herhalde adamların aklında. Bunlar gelip bizim şehri alacaklar diye bir şey yok. Şeye giriyorlar gemileriyle, Haliç'e giriyorlar, bu şey yok, zincir kullanılmamış. Oradaki surlar da zayıftır. Haliç ve Marmara surları, deniz var nasıl olsa diye şey yapmamışlardır, fazla ciddiye almamışlardır. Oradan işte bu Dandolu falan Venedikliler geliyorlar. Şimdi oradan gelelim Osmanlılara, 1453'te işte malum. Biz alıyoruz. Şimdi demin anlattığım uzunca bahse paralel bir şekilde şehircilik kavramıyla başlayayım yine. Gelenler göçebe. Yani dolayısıyla uzun boylu bir şehircilik kültürleri, gelenekleri olduğunu söyleyemeyiz bir yandan. Ama bir yandan da bütün yok da diyemeyiz. Çünkü aslında Orta Doğu, yani ta işte Sümerlerden falan başlayarak dünyada en erken kentlerin kurulduğu bir yer. Ve bu kentlere dayalı medeniyet, İslam medeniyetinde devam etmiş. İslam medeniyetinde işte Bağdat, Basra, Şam, Kahire, bunlar anlatmakla bitmeyecek. Şanlı, şöhretli kentler ve Türkler de işte Horasan, oralarda bu şeyle, yeni medeniyetle tanışıp Müslüman olmuşlar. İran'daki İsfahanlar, bilmem neler falan, bütün bu kentlerde onların da bir alışverişi var ama bir yandan da bir nomadik göçebe kültürünün ögelerini de barındırıyorlar. Şimdi İstanbul'a girdiklerinde İstanbul bir hayli Arap. Yani 1204 Haçlı işgalinin şeyinden kurtulamamışlar. Getirdiği yıkımdan kurtulamamışlar. Hatta işte fetih gerçekleşince işte Fatih Mehmet önce Ayasofya'ya gider. Ondan sonra da hemen karşısında olan saraya bakar. Saray oturacak gibi filan değildir, yıkıntı halindedir. Hatta işte Şehname'den mi, Sadi'den mi, İran Fars şairlerinden işte Afrasyap öleli, buralar yıkılmış, örümcek yuvasını kurmuş falan filan anlamına gelen tam aklımda değil, bir beyt okur falan, yani vah vah der. Yani bu genel olarak şehrin havasına egemen olan bir şey, yıkıntı hali. Fakat gelen Türkler, forum morum falan öyle şeyleri yok. Agora'ydı, forumdu, bilmem neydi. Boş yer bulunca ona arsa diye bakıyor. Değişmemiş yani. Genetik galiba. Hiç ilerleme yok. Evini yapmaya başlıyor. Yani illa Agora forum olması lazım değil. Yani sokak var işte. Orada boş bir yer var. Oraya yapıyor. O zaman şu bilmem ne sokağa, bilmem ne çıkması oluyor. Bu İstanbul'da kıyamet gibi gezdikçe bilmem ne çıkmasına gelirsin. Öyle bir şey. Ve şey yani bu Greco-Romen'in dediğim o saydam şeyine karşılık İslam ve mahrem vesaire gibi kavramların gizli ve kapalı şeyi egemen oluyor. Yeniden oluşmaya başlayan İstanbul'da. Bunun ne diyelim, konusal
şeyi, tezahürü, dışa vurumu külliye dediğimiz yapılar topluluğudur. Bunu tabii şeyden karıştırmayın. Var ya bir tane. Lezzetini unuttuk. Külliye merkezinde Allah için yapılan cami ve hepsi o camiye bakan, yüzünü ona dönmüş. Dolayısıyla sırtını geri kalana dönmüş, şehre dönmüş. Yapılar hayır için yapılmış, yapılar topluluğu. Burada ne olabilir? Artık o külliyeyi yaptıran, hayratı yaptıran adamın keyfine, zevkine ve parasına bağlı bir şey. Hastanede olur, imarette olur, işte hamam olur. Tabii ki medrese ilk akla geleceklerden. Yaptırmış adam o kadar kendine bir türlü yani yapacak falan. Buna benzer darülhanis, şu bu darülkura bunları yapar. Yani burada simetri vardır. Para var, dolayısıyla işte mimar var, dolayısıyla geometri ve simetri var. Ama bu dediğim gibi şeye bakın, kendi iç şeyine, caminin belirlediği merkezine bakan ve onun etrafında şekillenen bir simetri. Bunun sivil muadili karşılığı da mahalledir. İstanbul tipi mahalle de gene bir merkezi vardır. Şimdi tabii bunlar kalmadı hemen hemen. İşte birkaç yerde belki falan dedirtecek bir şey görebilirsin. Bu Süleymaniye'nin arkasında Ayrancı Sokağı falan mesela oralar olabilir. Sokaklar merkeze gider. Sokakların böyle paralel olması, bilmem olması falan düşünülmez. Merkez şeydir, sosyal merkezdir. Orada mutlaka kahvehane olur. Mesela cami olmaz. Külliyenin tam ortasındadır cami ama şeyde mahallede cami hafif kenarda durur, tam ortada durmaz. Ortada şey, bakkal olacak, manav olacak. Hani vakti yerinde bir mahalleyse kasapta olabilir. Onun dışında işte şey, nüfus, evler, rezidans. O da ilginçtir. Genellikle yani bu bir şey, büyük ayrım yapıp Batı kentleri, Doğu kentleri nasıl olmuş olan diye baktığımızda Batı'da kentlerin inşa sürecinde ki bunlar çoğu İstanbul'dan daha yeni kentler, Orta Çağ'da yapılmış kentler, sınıf temeli üzerinden kurulduğunu görürsünüz. Yani kent mimari yapısıyla, fiziksel yapısıyla şeyleri ayırır, sınıfları ayırır. Yüksek sınıfların oturduğu yere aşağılık adamların gelmesine uzun boylu izin vermez, ancak hizmetkarlara gelip gidecekse ona bir şey yapar, cevaz verir ve bir arada yaşatmaz. Doğu kenti bunun tam tersindedir. Yani şey sınıfa göre ayrılır Batı. Burada belki olduğu yerde etnisite rol oynar ama etnisite deyince de aklınıza geto tipi bir şey gelmesin. Yani geto dediğimiz zaman insanların belirli saatler dışında mecburen oturdukları falan filan bir yarı kışla disiplinli bir yer. Buradaki geto insanların gönüllü olarak. Yani işte bizim Abraham'dan oturayım, yani işte Samuel'le oturayım falan filan deyip gidip yerleşeceği ve giriş çıkış yasağınlaması filan olmayan yerler. İstanbul bu etnisite şeyine bağlı kalmıştır. Fetih sonrası yeniden yapılmakta olan İstanbul. 20 bine kadar düştüğü söyleniyor. Burada fetih öncesi nüfusu. İstanbul gibi bir yer için 20 bin nüfus. Merak etme, kimse yok. Çünkü herkes bir şekilde farkında ki bu iş uzun sürmeyecek. Yani bu Bizans hikayesi, Roma hikayesi
bitti. Onun için yani İstanbullular da terk etmiş, gitmiş falan. Dolayısıyla Fatih'te almış burayı. Üstelik de şey, son derece önem vererek alıyor. O zaten başlı başına hikaye. Yani şimdi İstanbul'u aldığı sırada Osmanlı orduları Bosna'da. Yani burada bir tane küçücük bir şehir. Sınırlar tabii ada gibi bir şehir. Yani bunu alsan ne olur, almasan ne olur askeri anlamda. Zaten yani aksıracak hali kalmamış bir şey. Bizans var ortada. Ama bunun arkasında müthiş bir tarih var. Şuna bak. Roma hala 1450 hala bütün insanlığın kafasında kalmış. Bu bölgede yaşayan insanlığın kafasında Roma neydi o diye bir efsane. Ve şehri aldıktan sonra o da işte özellikle batıyla şeyinde haberleşmesinde falan Kayseri iklimi Rum olarak imzalar. Mektuplarını yani Sezar'ın ben der Kayser. Roma ikliminin Kayseri. Gayet politik bir adamdır yani şeye Uzun Hasan'a mektup yazdığı zaman Mehmet Han diye şey yapar, imzalar. Ama öbürlerine Kayser olduğunu söyler. Bu Fatih'in ilk olarak akıl ettiği bir şey de değildir. Daha önce Bayezid şey Kayser unvanını kullandı. Kullanmak için de şeyden Mekke Şerifi'nden izin aldı. Timur gelirken falan yani şeyin zihnini kurcalıyor. Gelen Osmanlıların çabuk güçlenmişler, çabuk büyümüşler. Burada da bu doğurulma Konstantiniyye adı bile insana şey veriyor. Adamın biri Konstantiniyye diye bir dergi çıkarttı. 12 Eylül döneminde haberleri olduğu anda yasak ettiler. Konstantiniyye dedi diye. Yani Osmanlıların hiç böyle bir kompleksi yoktu. Tam tersine iftihar ediyorlardı. Konstantin'in yaptığı kenti biz aldık. Şimdi bizim filan değil. Neyse. Ve tabii bu şey, Trapezentios diye bir Rum vardır Trabzon'da. Fatih'le de ahbap falan olmuştur. Şeye gidiyor, gider o sonra İtalya'ya. Oradan mektup yazar. Ya da buradayken yazar şey der. Yani sen legal Roma imparatorusun. Çünkü Roma'nın iki başkentinden birini kendi kılıcınla aldın. Roma imparatoru ünvanını sen layıksın der. İşin tuhafı papalardan biri hangisi olduğunu hatırlamıyorum. Mektup yazar. Fatih'e hak dinini kabul et, senin Roma İmparatoru olmana yardım edelim der. Ama o mektup hiçbir zaman Fatih'e gelmez, sonra Hollanda'da bulundu. Oraya nasıl gittiyse. Ama herhalde Fatih'in bütün bunlardan haberi vardı. Fatih bu arada şey, şimdi Zeyrek dediğimiz Pantokrator Kilise ve Manastır kompleksi. Oranın yüksek papazlarından biri Genadios Skolarios. O İstanbul'u terk etmiş gitmiş bu tarihlerden. Onu bulup getiriyor ve patrik yapıyor. Çünkü Genadios Türk dostu, Ortodoks din adamlarından. Bu işler de geliyor sonuçta düğün şeyde 1204 Haçlı işgalinde düğün veriyor. Bunun üstüne diyorlar ki yani ikiye bölünüyor Bizans. Bir kısmı diyor ki ya bu adamlardan baş edemeyiz, bu geliyor bu Müslümanlar. Bir şekilde bu batıdaki Hristiyan kardeşlerimize bütünleşelim. O şekilde koruyabilirsek kendimizi koruruz. Bir kısmı da diyor ki bu batıdaki kardeşlerimizle birleşirsek Ortodoksluk kalkar. Bunlar bizi de asimile etmek isteyeceklerdir.
ama şey Müslüman bizim dinimize karışmaz. Dolayısıyla yani böyle bir Müslümanlar da biz bu işi götürelim diyen bir fraksiyon var. Genel düşünce bunlardan, bunların başındaki adam onu alır ve Patrik yapar Fatih. Patrik yaptıktan sonra da bana Hristiyanlık nedir bir şey yaz, rapor ver der. Belli ki düşünüyor. Şu sıralarda bu şey İslamcı kesim çok meraklı biliyorsunuz. Fatih. Diye aslında bütün Osmanlı tarihinde nefret etmeleri gereken adam o. Ama bunları bilmedikleri için işte peygamber o da sahte bir şey aslında. İşte o şehri Allah'ın ne bilmem ne emirdir ki falan yaptılar. Çünkü kaynaklarda da Fatih'in Hristiyan olduğu falan bayağı böyle ciddi şekilde siz biliyorsunuz. Ama olmuyor. Evet. Ama olduğu diye. Bence olmaması da akıllı bir karar. Yani şeyden oluyor genel Hristiyan oluyor. Tahmin ediyorum genel Hristiyan çok iyidir. Gerçi muhtemelen okuyanlar bilenler var. Ben tahmini bir şey söylüyorum. Ama kardeşim olacaksan Hristiyan Ortodoks'un. diyordur. Bu da Fatih'in işine gelmez çünkü o Batı Roma İmparatorluğu'nu almak istiyor. Katolik olması lazım. Onun için. Yaramaz yani şey. Ortodoks olmak. Neyse yani Fatih işte bu şeylerin dameler var. Hani sarayın iç duvarlarında İtalya'dan getirdiği adamlara pornografik şeyler yaptırıyor. Resimler yaptırıyor, işte oğlu bayasını onları kazıttırıyor. Böyle bir hikaye var. Fatih başka türlü bir adam. Hakikaten şey yok, benzeri yok. Troya'nın intikamı falan gibi laflar ediyor. Yani Troya'dan haberi var. Çünkü şey, anası Rum. Analığı Rum diyelim. İkinci Murad'ın Mara diye karısı var. Ki Murad ölünce bu memleketine gider, Fatih onu tekrar davet eder, konuşur falan filan. Şimdi yani şeyde kaldık, şehri yeniden abad etmek lazım. İşte imparatorluk şeyi burası olacak. Dolayısıyla sağa sola fermanlar gönderir. Ve insanları davet eder. Davetle gelmeyeni de metazoli getirmek üzere. Bu şekilde bir yığın şey çağırır, Rum. Bir yığın Karamanlı Rum. Yani Türkçe konuşan ama Ortodoks olan, Türkçe yazan Arap alfabesinde. Yok şey pardon, şöyle. Yunan alfabesini yazan ama şey, dili Türkçe, Karamanlılar ve Ermeniler. Ermeniler o zamana kadar kent içinde cemaat olarak oturmamışlardı. Galata'da, işte Üsküdar tarafında falan Ermeni cemaatleri var ama şehir içinde yok. Fatih'de bu oldu. Altı cemaat dedikleri çeşitli yerlerden altı cemaat geldi. Böylece o işte 20 bin falan civarına kadar indi. Dedikleri nüfusu tekrar 50 bin, 60 bin falan gibi bir yere dışarıdan gelenlerle getirdi. Bu arada mesela semt adı Çarşamba. Yani onlar Çarşamba günü falan gelmiş değiller. Karadeniz Çarşamba'da gelmişler. Yani Aksaray denen yerde işte beyaz renkli bir saray yok. Onlar da işte niye Aksaray'dan gelmişler. Bu anlamda bakınca etnik bir şeye göre yani Türk ve Müslüman olanlar dahi geldikleri yere göre yerlere yerleşmişler. Dolayısıyla yani mahalleden mahalleye ciddi şey gösteren, yani ulusal gelenek vesaire farklılıkları gösteren bir kenttir. Batıdaki kentler ise hani sınıfsal diyebileceğimiz farklılıklar, fakirler, zenginleri falan filan böyle ayrışır. Dolayısıyla şeyde mahalle,
Osmanlı İstanbul'unda zengin, fakir ve orta ailenin bir